Yine bir kadın konusu, zihinsel ve bedensel engeli olan Hatice Çeliktaş kayıptı. 3 Mayıs'tan beri sosyal medyada tanıdığı bir insanın yanına kaçıyor. Ama ailesi kardeşlerini bırakmıyor ve peşindeler. Tebrik ediyorum bunun için. Teşekkürler. İyi misiniz? İyi bugün gergin gördüm sizi. Yok, gergin değilim, iyiyim. He? İyiyim. İyisiniz. Yani. Hep uğraştınız mı yıllardır Hatice ile? Evet, yıllardır benim yanımdaydı. Hep de uğraştım yani, bazı delilikler de oluyor. Kontrol dışı aslında, evet. Davranışları evet. Oluyor. Ama basit şimdi, olmadığınız sürece artık dün olduğu gibi ben reşitim ve özgür irademle gittim demeye hakkı gösterecek. Yok. Ve yanındaki kişiler de bu beyanı size karşı kullanacaklar. Aynen. O yüzden evet. Bu durumu lütfen vesayet makamıyla paylaşın, sorumluluğunu siz alın. Kısıtlayın evet. Yani. Evet, sorumluluğu alacağız. Çocuk olsun tekrar. Evet, alacağız. Şimdi sevgili seyirciler, Ankara'ya gidiyoruz. Caner karşımızda. Hatice şu anda sürütüyor, görüntüler de geldi. Karşımızda olacak. Hatice hoş geldin yayına. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Bak ailen seni çok seviyor ve senin üzülmeni, incinmeni, başına bir şey gelmesini asla istemiyorlar. Sesi gitti. Duyuyor musun beni? Ses gelmiyor. Şeyin sesi. Peki Caner sen sesiniz söyle. Kısık kısık geliyor abla. Kısık kısık mı geliyor? Siz konuşun isterseniz, merhaba diye. Sizin sesiniz kısık kısık geliyor. Merhaba Hatice. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Abin konuşuyor şu an. Efendim, iyiyim abi, sen nasılsın? Nasıl olacak arkadaşlar, peşinde koşturuyor. Anladım. Seni arıyorlar. İnşallah bir daha böyle bir hata yapmasın. Biliyorum. Bir şey söylemek istiyor musun? Yok, bir daha yapmayacağım. Size söz veriyorum. Ay. Tamam kızım. Yapacak bir şey yok. Sen aileni çok seviyor musun? Evet. Abilerin sana çok düşkünlermiş. Biz kardeşimizi hiçbir zaman hiçbir yerde bırakmayız. Buyurun konuşun lütfen siz de kardeşinizle önce. Hatice. Efendim abi. Sence bu yaptığın doğru bir şey mi? Abi ben severek kendi isteğimle kaçtım. Sen Cengiz severek beni kaçırmadı. Ben size dün de söyledim. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Kesinlikle. Abi tamam kaçamam ama sen bize o gün yalan söyledin. Da biz seni hiçbir yere bırakmayız. Senin yaptığın yanlış mı? Anlamadım. Bir daha söyle. Dedim ki o gün sen bize yalan söyledin. Senin yaptığın doğru mu? Ben senin için yalan değil canımı da veririm. Ne gerekirse yaparım. Hiç kimseye seni bırakmam. Abi biliyorum. Ben de sizin için canımı veririm ama siz bizi pardon sen beni sen bizi Cengiz'le kandırmayacaktın. Kızım senin Cengiz yandaki Cengiz diye bir şey abim, yok. Cengiz abim, değil. Yandaki kimse Cengiz değil. Haylan sen oradasın. Anlıyorum ben seni. Sıkıntı değil. Yandaki Cengiz abi, de biri Cengiz yok. Abi Cengiz Arman. Hayır, Cengiz Arman. Buradaki abiler de kimliğine baktı ve Cengiz Arman. O zaman bize niye Arda dedi? Soy yok, ismi. Yok, Cengiz Arman değil. Bu cümlenin şahitçisi ya da doğrucusu olmayı asla istemem. Kimliğine bakmadık Esra Hanım, kimliğine evet, bakmadık. Yani yanlış o doğru anladım. Değil ama... Lütfen yanındaki şahıs neden arkası bir, dönük, yüzü dönük bir, değil? Onunla konuşacağım. Kendine sahte bir isim bulmuş Cengiz diye. O ismi kullanıyor. Ama önceliğim benim. O Hatice'cim sensin. Nasıl evet, becerdin Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gitmeni? Bileti nasıl aldın? Nereden aldın? Ben Cengiz'i kendi isteğimle aradım. Tamam mı abla? Hı. Cengiz'e dedim ki ne? Cengiz dedim. Ben sana geliyorum dedim. Bana yardımcı olur musun? Benim param yok. Hı hı. Biletim kes ben Ankara'ya geleceğim. O da yardım amacıyla tamam dedi. Ve ben de bindim. Dolmuş mudur? Bindim geldim buraya. Yalan yok, dolan yok. Nereden tanıyorsun Cengiz'i?
Cengiz'i TikTok'ta tanıyorum. Yalan söylemiyorum. TikTok'ta arkadaşlar. Esra Hanım peki bir şey sorayım. Tabii buyurun. Kardeşime. Evet. Hatice peki sen TikTok'ta tanıdığın Cengiz denen şahıs ki değil, yüzünü görmediğin insanın, şu anda yanında olduğun şahsın, kim olduğu belirsiz kişinin, aynı kişi mi? Doğru söyle bana. Evet aynı kişi. Yüzünü de gördüm. Peki kızım 13 tane Cengiz armağan var. Bir tane sen doğru ismi yok ki. Doğru bir yüzü yok ki. Haydan neye iddiasını ediyorsun? Abi neyin iddiası Cengiz ediyorsun? Arman yanımdaki. Tamam Hatice sensin. Cengiz Arman senin yanındaki. Sen bizim yanımızda olacaksın. Evet abi seni yalan hiç, yok. Seni çünkü yüzünü de gördüm. Kimse orada bırakamaz. Biz seni hiçbir zaman bırakmayız. Sen geliyorsun. Yengenle tamam, nasıl konuştuysan. Sen benimle beraber Kıbrıs'a geliyorsun. Senin veliyatin de bende olacak. Zaten ben de bunu isteyecektim Esra abladan. Ne isteyecektim? Diyecektim ki abime söyleyin. Evet. Benim biletimi kesin abimle beraber Kıbrıs'a gitmeyi çok istiyorum vallahi diyecektim. Ve ben maaşa gitmek istemiyorum. Direkt oradan tamam çıkışta Kıbrıs'a gidelim abi. Ben de burada sana söz ben veriyorum. Ben açık açık söyleyecektim zaten. Ben seni alıp zaten Kıbrıs'a götüreceğim. Kesinlikle. Bak sen daha söylemeden tamam, bu istekte bulunmadan. Ben zaten gelmek istiyorum ve bunu da buradaki abilere de söyledim. Biliyorum Hatice. Esra Hanım Hatice, zaten o ne zaman isterse, nereye isterse biz her yere götürüyoruz. Kıbrıs'a dedik Kıbrıs'a. Hiç önemli değil. Yarın dese ki Almanya'ya gitmek istiyorum, oraya da göndeririz. Anladım. Biz hiç bir dedin iki yapmıyoruz zaten. Evet. Yapıyorsak buyursun söylesin. Küçük çocuğu Hatice'ciğim bu kararından o bizim dolayı için çok sevindik, çok mutlu olduk hepimiz. Teşekkür ederim, sağ olun abla. Ve çok şanslısın böyle abilerin olduğu için. Ama bak. Söyle. Bir dakika abime bir verir abimle konuşmak istiyorum. Hangi abinle? Mehmet Ali abimle. Tamam. Dinliyorum konuş kızım seni. Sonra da Aslı abimle konuşacağım. Tabii. Abi Cengiz'in peşini bırakmanızı istiyorum, tamam mı? Sadece bunu istiyorum. Cengiz'le uğraşmanızı istemiyorum, beni seviyorsanız. Gerçekten kardeşiniz olarak görüyorsan, beni çok seviyorsanız Cengiz'in peşini bırakmanızı istiyorum. Ve peşinde de hiçbir şekilde ulaşmanızı istemiyorum. Tamam mı abi? Bunun için bana söz vermeniz gerek. Bu kadar insan içinde. Lütfen kardeşiniz o kardeşinizsem aynı kanı taşıyorsak, aynı annede, aynı babada oluşmuşsak ve Cengiz'in peşini bırakmanızı istiyorum. Ve bu olayı da uzatmanızı istemiyorum ve bu konu da kapansın lütfen. Tamam sen çık gel. Tamam çık gel kızım. Ama sen bak o günkü gel gibi yalan. O günkü gibi yalan yemin edip de arkamı sonla oyun oynayıp da tamam söz sen gel tamam sen istemiyorum söz abi. Sana söz sen çık gel. Söz veriyoruz Hatice. Hadi çık tamam, gel. Tamam bak söz verdin. Söz verdik Cengiz'in sen çık Cengiz'in peşini bıraktığınız zaman Cengiz'le uğraşmadığınız zaman ben sizin yanınıza geleceğim açık ve net. Bunu senden ben kim istedi Hatice? Niye abla? Bu söylediğini senden kim talep etti? Cengiz mi talep etti? Ben kendim isteğimle istiyorum. Çünkü Cengiz'i seviyorum. Kimsenin baskısı altında falan değilim. Yanlış konuşmayın abla. Anladım. Çok yanlış konuşuyorsunuz. Ben kendi isteğimle bunu istiyorum. Çünkü Cengiz'i sevdiğim için Cengiz'e zarar gelmesini istemiyorum. Ve Cengiz'in peşini bırakmamanı istiyorum. Ailem hepsi. Ben mi yanlış konuşuyorum bunu Hatice? Bunu çok istiyorum. Hayır siz diyorsunuz ki bunu Cengiz mi talep etti? Cengiz hiçbir şey talep etme. Ben bunu kendi isteğimle ve kendi öz ama biz şuna çok üzüldük. Cengiz denilen kişinin yanında hep engeli olan bireylerin olması, hep engelli olan kadınların olması hepimizi çok düşündürdü. Hayır onlar engelli bayan değil. Onlar aklı başında çünkü onlar komşular ve aynı apartmanda ve aynı apartmanda oturdukları için ve benim yanıma sürekli gelip gittikleri için ve bana yemek ve onları öğretmeye çalışıyorlardı ve bana temizlik yapmama yardım ediyorlardı. Anladım. Onlar peki çok dürüst insanlar ve çok da iyi insanlar. Hatice'ciğim çok teşekkür ederim. Caner abinle bu akşam yola çıkıyorsun değil mi Caner? Evet Esra Hanım, Hatice'yi getireceğiz. Birazdan yola çıkacağız. Ailesiyle kavuşturacağız. O da ailesini çok özlemiş.
Şu an sen göremiyorsun ama tüm aile fertlerinin hepsinin gözünün içi gülüyor. Teşekkür ederim. Kahramanmaraş'tan Ankara'ya giden kızımızı bulduk. Ailesiyle kavuşacaklar. Şimdi iddiaların ortasındaki TikTok'tan tanıştı ve yanına gitti. Hatta kaçarken kardeşimiz bakkala bile gidemez demiştiniz. Evet, doğru. Ama Kahramanmaraş'tan nerelere gitmiş? Evet. Yanına kaçtı. Cengiz isimli kişiyle konuşacağız. Cengiz Bey merhaba. Yani size hangi isminizle hitap edeyim onu bilemedim pek. Cengiz Bey. Cengiz Arman diye hitap edin. Cengiz Arman. Hanım. Peki. Şimdi evet efendim. Ailenin sizinle ilgili bir takım iddiaları var. Bir, yanınıza hep engelli kadınları buyurun çağırdığınız, efendim. TikTok'tan özellikle engelli kadınlarla iletişim kurduğunuz yönünde. Gerçek şu ki geçmişte hayatınızda olan Tuğçe Hanım da aynı şekilde ailesiyle görüşme yaptığımızda onun da engelli olduğunu öğrendik. Aynı şekilde yanınızda bulunan Hatice Hanım'ın da engelli olduğunu. Evet. Bu engelli kişileri niye özellikle seçiyorsunuz? Amacınız nedir? Hayır, ben engelli olduğunu Tuğçe'nin ailesinden ben Tuğçe ile tanıştığımda ailesi ve kendileri biliyorlardı benim durumumda şeyde. Ailesi kabul etti. Ben onunla hoca nikahlı kaldım. Artı 10 yıl yaşadım ben Tuğçe Hanım'la. Bir sorunum olmadı efendim. Şiddet sebebiyle kaçmış. Sizin kendisine ağır şiddet uyguladığınızı, hatta demir sopalarla mı dövdü? Demir sopalarla hayır dövdüğünüzü efendim, söyledi hayır. Ailesi. Hayır, hayır, hayır kesinlikle. Şiddet bağımlısı olduğunuzu söylediler. Bir de Hatice Hanım'ın peki, ailesinin... Peki, hayır, hayır efendim. Hayır efendim, kesinlikle öyle bir şey yoktur. Ve artı Tuğçe Hanım sosyal medyadan bulmuştur. Sürekli telefonlarla uğraşıyordu. Sosyal medyadan kafasını kaldırmıyordu. Siz öyle de bir şey varsa eğer neden 10 yıldır yanımda kalmıştır? Siz de maşallah sosyal medyadan kafanızı kaldırmıyorsunuz. Tuğçe gidiyor, Hatice geliyor mesela. Birçok kadın da var hatta. Ha? Evet oldu efendim. Birden fazla kadın da çünkü var. Çünkü ben hanımefendi... Evet, sosyal medya herkes kullanıyor efendim. Yalnız ben kullanmıyorum. Şimdi ben de sosyal medya kullanıyorum da hiç kimseye gel kaç benim yanıma demiyorum. Buradaki birçok insan sosyal medya kullanıyor. Hayır, gel kaç benim yanıma kesinlikle öyle. Ve 10-15 hayır, tane hayır, fake öyle bir hesap şey kullanmıyor herkes. Için. Evet, neyse bizim önceliğimiz, ailenin önceliği Hatice'ydi. Hatice'yi ailesiyle kavuşturduğumuz için çok mutluyuz. Caner, Hatice ile beraber yola çıkmanızı istiyorum. Hatta o anları da görmek istiyorum biz yayına devam ederken de. Hatice bir an önce ailesiyle kavuşsun. Ana amacımız buydu. Sizden ricam lütfen sosyal medyadan hiç kimseye bundan sonra yanıma gel demeyin. Kimseyle iletişim kurmayın. Kendi yaşamınıza, hayatınıza bakın. Teşekkür ederim yayına da katıldığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bir 24 saatimiz daha var. İnşallah bir an önce gelsin kardeşinizle sizi bir araya getirelim. Tamam mı? Oldu, buyurun. Çok sağ olun. Görüşürüz. Hoşça kalın. Ay sarıl gel.